Yasanın tekrarı birinci bölüm. Bir süredir burada ilan ettiğimiz ve size hepinize tekrar hatırlatmam gerektiğini hissettiğim. Çünkü belki düşündüğünüz Ağustos'ta paylaşılan bir vaaz serisiydi. Hayır, bu Tanrı'nın bize verdiği bir sözdü. Sımsıkı tutulmamız gereken bir söz. Yasanı tekrarı birinci bölüm 11. ayette gördüğümüz bir vaat var. Ama buna değinmeden önce hemen bir zemini hazırlayayım. Bundan önceki geçmişine bakalım bu hikayenin, bu olayın. Tanrı, İsrail halkını Mısır'da kölelikten çıkarmıştı. 11 günlük yolculuk yaparak çölden geçeceklerdi. Sina çölünden. Ve vaad edilen topraklara Tanrı'nın onlar için miras olarak seçtiği, onlara miras verdiği vaad edilen topraklara gireceklerdi. Bakın bu insanlar Mısır'da köleydi. Firavun için çalışan köleler. Kölelikten çıktılar. Tamamen yoksulluk, yeterinden azına sahip olmak konumundan çıktılar. 11 günlük bir yolculukla çölden geçip Tanrı'nın onlar için vaat ettiği topraklara girecekler. Bolluk ve bereket ve zenginlik toprakları, süt ve bal akan diyar. Görmedikleri şeyleri yiyecekler. Kendi yapmadıkları evlerde yaşayacaklar suları akan, zengin bir yer, muhteşem bir yer, güzel bir yer, daha önce hiç görmedikleri bir yer. Oraya gidecekler. 11 günlük yolculuk. Yolculuğa çıkıyorlar. Çöldeyken Musa 12 casus gönderiyor. Gidin bakın, görün, resmini çekin. Amin. Resmini çekin. Bize gösterin. çıpşak resmi. Şimdi casuslar hemen çıkarıyorlar telefonları. Ama o zamanlar görsel bir resim çekecekler ve gelip anlatacaklar halka nasıl. Casuslar geri geliyor. İki tanesi, adını bildiğimiz sadece iki tanesi var. Diğer on casusun adını bilmiyoruz çünkü adları yaşam kitabından silindi. Tanrı adlarını bile anmak istemiyor. Tanrı'nın sözüne karşı çıkan kişinin, kişilerin adını hatırlamak bile istemiyor. İki tanesi geliyor, Yaşo ve Kalev. Resim çekmişler, anlatıyorlar. Muhteşem bir yer. Olağanüstü bir yer gördük. Harika bir yer. Bolluk ve bereket ülkesi. Toprakları verimli, ağaçlar yeşil, ormanlar, çiçekler, süt ve bal akıyor. Her türlü yiyecek var, her türlü bitki var, her türlü meyve var. Hiç görmediğimiz sebzeler, meyveler, renkler var. Muazzam bir yer, harika bir yer. Tanrı bize verdi. Ha, bu arada orada birkaç tane de dev gördük. Merak etmeyin onları da hallederiz. Anlıyor musunuz? Resmi gördüler. İlk söyledikleri, odaklandıkları bereket. Ha, bu arada orada bereketi hani engel olup önümüze çıkmaya çalışacak devler var ama merak etmeyin. Onlar haklarız Tanrı bizimle. Diğer on casus geliyor. İlk söyledikleri orada devler var. Evet. Söyledikleri gibi harika müthiş bir yer. Orada devler var. Odaklandığı şeyler devler. Bu arada üçüncü bir şey daha ekliyorlar. Resimde olmaması gereken. Çünkü onlar selfie çekti çünkü anlıyor musunuz? Vadeli'den <laughs> topraklar arkada. Bunlar da selfie böyle çektiler. Resime kendi selfie var. Biz de kendimizi çekirge gibi gördük. <laughs> Şu tarafa almışlar çekirge suratlarını zavallı, yenik kaybeden çekirge ezilecek böcek gibi kendini görüyorlar çünkü. Şu tarafı devleri çekmişler. Ortada şu ağaç, iki tane ağaç. Yanlış resim. Resim tamamen yanlış. Resim yanlış. Kutsal kitap diyor ki bu on casus şeytani bir rapor getirdi. Ve bütün halkı zehirledi ve bütün halk tane isyan etti, korkuya kapıldı ve dediler ki biz oraya gidemeyiz. Biz bunu yapamayız, biz bunu başaramayız. Çölde kalalım dediler ve imanlarına göre oldu. Çölde kaldılar, 40 yıl ve çölde öldüler. Çölü seçtiler, yenilgi zihniyetiyle çöz zihniyetiyle, yoksulluk zihniyetiyle, başarısızlık zihniyetiyle, çekirge zihniyetiyle çölde öldüler. Bir tek Yaşu ve Kalev iman raporu verdi. Ve o bir buçuk milyon insandan sadece iki tanesi kaldı 40 yıl sonra oraya girecek. Yeşu ve Kalev. Adını bildiğim sadece iki kişi. Yeşu'nun önderliğinde girdiler. Yeşu ve Kalev'in önderliğinde. Çünkü onlar selfie çekmedi. Onlar vaat edilen toprakları çekerken birkaç tane küçük böyle köşede uzaktaki devleri çekmiş olabilirler ama Tanrı'nın perspektifiyle baktıkları için o devler onlara cüce gibiydi. Hatta çekirge gibiydi. O devler çekirge. Onları ezelim, hadi gidelim bereketi alalım dediler ama kimse onları dinlemedi. Hadi gidiyoruz haleluya diye başladılar koşmaya. Baktılar kimse gelmiyor. Çölde kalmayı seçtiler. Hatta bir grup Mısır'a yere dönmek istedi. Kendilerine Mısır'a onları geri götürecek rehberler, önderler aradılar. Mısır'ı özledik dediler. Ha? Bir dakika neyi özledin? Köleliği özledin, zincirleri özledin, kırbacı özledin. Öküz gibi sırtına yüklenip de taşıyacağın tuğlaları mı özledin? Üstündeki paçavraları mı özledin? Yalın ayak dolaşmayı mı özledin? Neye benzediği belli olmayan garip kokan şap diye böyle bir tasın içi, içine konan yiyeceği mi özledin? Pırasayla şeymiş, soğan varmış. Pırasa ve soğan. Pırasa ve soğanı özledik. Her gün prasa ve soğan yedirmiş Mısırlar onlara. A, a, bak niye çünkü adam doğuştan beri prasa ve soğan yemiş. Nar yememiş, muz yememiş, portakal yememiş, elma yememiş. Yeşil ve Kalev diyor ki Kırmızı bir şey vardı diyor, ağaçtan kopardık, ısırdık, İnanılmaz bir tadı var. Adını bilmiyoruz ama muhteşem bir şey. Sarı bir şey vardı, kopardık ağaçtan, böyle soydu kabuklarını, güzel kokul bir şey yedik, muhteşemdi. <laughs> süt ve balakan diyar, süt içtik, bal yedik, muhteşem tadı var. Hiç böyle ben böyle bir tat olduğunu bilmiyordum. Adamlar soğan ve pırasa istiyor. Çünkü hayatı boyunca soğan ve pırasa yemiş. Anlıyor musun? Bak. Kölelik o işte. Hayatı boyunca soğan ve pırasa... Ben sadece soğan ve pırasaya layığım. Başka bir şey göremiyor kendisi için. Mısır'a geri dönmek bile istediler. Mısır'ı özledik dediler. <laughs> ve 40 yıl çölde kaldı bu nesil ve öldü. Ve yeni bir nesil ortaya çıktı. Soğan ve prosa yememiş olan. <laughs> Mısır'ı bilmeyen. Kırbaçlanmamış. Vücudunda kırbaç izi olmayan. Kırbacın sesini bilmeyen. Sırtında tuğla taşımamış olan bir nesil çıktı ortaya ve dediler. Niye biz bu çöldeyiz? Duydular. Süt ve bal akan diyar var. Bolluk ve bereket ülkesi var. Niye biz hala bu çöldeyiz? Niye hala yeteri kadar yiyoruz? Her gün bir mana yiyoruz. Yeteri kadarına sahipler. Günlük. Ama bolluk yok. Yeterinden azdan yeteri kadarına geçtiler. Ve yeterinden fazlasına Tanrı onları getirmek istiyor. Ve en sonunda yeni bir nesil çıkıyor ve yasanın tekrarı. Ne demek? Aslında yasa neydi? Antlaşma. Tanrı'nın halkıyla yaptığı bir bereket antlaşması değil mi? Yasamı size veriyorum. Yasamı uygularsanız ne olacak? Bütün bu bereketler üzerinize gelip ve sizinle birlikte olacak değil mi? Bütün bu bereketler sizinle birlikte olacak. Zaten yasanın tekrarı 28'de okuyorsunuz. Ve bu yeni nesille Tanrı antlaşmasını yeniliyor. Diyor ki, babalarınız, atalarınız beni dinlemedi. Çölde öldüler. Sizi sınadım. Ama benim sözümü dinlerseniz vaat edilen topraklara gireceksiniz. Ve bakın ne diyor 11. ayette. Atalarınızın Tanrısı Rab sizi bin kat daha çoğaltsın. Ve söz verdiği gibi kutsasın. Bin kat. Bin kat kutsama. Doğa üstü bir hızlanma. Bir gün çöldesin ertesi gün Nehiri geçiyorsun o Nehir hep var ne güzel o Nehir Nehiri geçiyorsun öbür tarafta vadeilen topraklar çölden bolluğa geçmek istiyorsan nehirden geçmen lazım <laughs> ya Tanrı antlaşmasını yeniliyor antlaşma nedir ant içmek Tanrı ant içiyor söz veriyor söz verdiği gibi yani ant içtiği gibi Tanrı kendi adı üzerine ant içiyor. Ant içtiği gibi sizi kutsasın. Kutsama Tanrı'nın işi. Bin kat çoğaltma, doğaüstü bereket Tanrı'nın işi. Senin işin ne? İman edip adım atmak. Tanrı'nın git dediği yere gideceksin. Önüne dev mi çıkıyor? Sorun yok. Tanrı seninle birlikte onları alt edeceksin. Haleluya. Nedir o devler? Önüne çıkacak engeller. Pürüzsüz, süper, hiç sorunsuz yaşama olan var mı burada? Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadı. Her şey mükemmel oldu. Hiçbir zorluk çıkmadı önüne. Tabii ki yok. Birçok dev çıktı. Mecazi anlamda devler çıktı önüne. Aile içi devler, iş hayatında devler, okul hayatında devler, finansal devler, ruhsal devler. birçok dev çıktı önüne seni ezmek isteyen. Ya dev seni ezecek ya sen deve ezeceksin. Tanrının verdiği güç sayesinde deve ezecek yetkiye sahipsin. Tanrının kutsamasının içinde ne var? Egemenlik. Egemen olacaksın. Tanrı Adem'i ve Havva'yı yarattı ve onlara ne dedi? Bakın yaratılış 1. bölüm 26. ayet. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıkla, balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Herkes egemen olsun desin. Komşuna dön söyle sen egemen olmak için yaratıldın. Yani ezilmek için yaratılmadın. Söyle ezilmek için yaratılmadın. Egemen olmak için yaratıldın. Tanrı'nın insan için ilk düşüncesi buydu. Daha insanı yaratmadan önce bu kararı veriyor. Bu planı yapıyor. Tanrı yeryüzüne seni egemen olmak için yarattı. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek dişi olarak yarattı. Ademle Havva yarattı. Ademle Hasan değil. erkek ve dişi şüphesi olanlar için onda. Haleluya. Onları kutsayarak bereketleyerek onları kutsayarak bereketleyerek verimli olun çoğalın dedi verimli ol. Tanrı seni verimli olmak için yarattı. Verimsiz olmak için değil. Boş bir hayat sürdürmek için değil. Verimli olmak için. Dolu bir hayat yaşamak için Tanrı seni yarattı. Ama o doluluğu ancak Tanrı'nın planında bulabilirsin. Kendi planların boş çıkacak. Anlıyor musun? Tanrı'nın planında gerçek doluluğu bulacaksın. Çünkü İsa ne dedi? Ben insanları yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bu dünyada sıkıntınız olacak ama ben bu dünyayı yendim. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Kendi esenliğimi veriyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum ki sevinciniz ne olsun? Tam olsun. Dolu olsun. Taşan sevinç. Taşan dolulukla yaşayın. Esenlik ve sevinç dolu bir yaşam. Amin. Verimli olun. Çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun. Dediğim gibi eğer Adem ve Hasan olsaydı yeryüzünü dolduramazlardı. İyi ki Adem ve Hava vardı ki hepimiz buradayız bugün. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denetimini alacaksın. Denetimini almak Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Tanrı bizi egemen olma fikriyle yarattı ve insanı yarattığı anda, insan gözlerini açtığı anda, ona yaşam nefesini üflediği anda bunu söylüyor. Verimli ol, çoğal, rabba kelimesi İbranice artış, genişleme, genişle, sınırlarımı genişlet, Rab, amin. Yeryüzünü doldur, çoğal, Egemen ol, denetimini al. Seni kutsuyorum. Sonra aldığı Adem'i ve Havva'yı ve bir gece konduya yerleştirdi değil mi? Hayır. Hayır. İkinci bölümde görüyoruz ne yaptığını. İkinci bölüm, dördüncü ayet. Göğün ve yaratı, yerin yaratılış öyküsü. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzüne yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Biliyor musunuz? Nuh'un tufanından önce yağmur yağmamıştı. Toprak nasıl sulanıyordu? Yerden gelen buharla sulanıyordu. Yeraltı su kaynaklarıyla sulanıyordu. Gözle görülmeyen sular suluyordu. Adem'e tohum verdi. Dedi sana tohum veriyorum. Bu tohum sana yiyecek olacak. 1:29'da değil mi? Tohumu ekiyorsun. Yağmur su aşağıdan çıkıyor. Yeraltı kaynakları, gizli su. Tanrı'nın yarattığı buharla geliyor, besleniyor ve büyüyor. Yani mükemmel bir atmosfer vardı. Hava, derece falan da harikaydı. Amin. Yaz kış tufandan sonra oldu. Hı. Tufandan önce yaz kış yoktu. Yani şey o, şey oldukça, Sıcak soğuk birçok yoktu birçok tufandan birçok önce. Weirdo. Mükemmel bir tam insan için en uygun olan ısı derecesi vardı. Ne terliyorsun ne üşüyorsun. Tam çünkü Tanrı insan için öyle bir ortam yarattı ki tam. Anlıyor musun? Ve sonra yedinci ayet 7. E, e, ayet. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Gel Berkay. <laughs> Adem Robot gibi dur bakın. Topraktan yaratıldı, içinde yaşam yok. Sadece beden. Rab Tanrı diyor burnuna uf, yaşam nefesini üfledi ve Adem'in gözleri açıldı. Verimli ol. Çoğal. Yeryüzünü doldur, denetimini al, egemen ol. İlk işittiği bu. Gözlerini açtığı anda ben kimim diye sorma fırsatı olmadan herkesin sorduğu o soru, ben kimim, niye varım? Bu soruyu soran oldu mu? Ha? Bütün insanlar ben kimim, niye varım? Amacım ne? Gözlerini açtığı anda verimli ol, çoğal, yeryüzünü doldur, denetimini al, egemen ol. Benim suretimdesin, beni temsil et. Ve gel baksana seni nereye koyuyorum? Son götürüyor. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Adende bir bahçe dikti. Gece kondu değil. Gökdelen de dikmedi bu arada. Bir bahçe. Aden. Bolluk ve zevk anlamında bir kelime. Bahçe dikti, yarattı Ademi oraya yerleştirdi, oraya koydu. Bir gün bunları okurken. Derin derin Tanrı sözünün üzerine düşünürken bana konuştu. Dedi ki ilk insanı ben aldım. Adem'i, ilk Adem'i aldım. Bahçenin içine yerleştirdim. Ama İsa Mesih aracılığıyla ikinci Adem aracılığıyla bahçeyi aldım. Senin içine yerleştirdim. Adem bahçesi içimizde. Gizli bahçe, saklı bahçe var ya. Yani. Saklı bahçenin yolunu biliyor musun? Ha, saklı bahçe. Adem bahçesi burada. <laughs> Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Sonra diyor ki, tabii ona bir görev veriyor. Bahçeye iyi bak. Bahçeyi koru. Tek görevi o. Bahçeyi korumak. Amin. Bahçe iyi meyve veren türlü türlü güzel Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. İki tane ağaç var. Oturabilirsin sağ ol. Şu noktaya gelmek istiyorum. Bakın bahçenin içinde ne var? Aden'den bir ırmak doğuyor. Bahçenin içinden bir nehir, bir ırmak doğuyor ve bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. Dört kol. <laughs> Göstereceğim bu dört kol ne? Eğer bahçe içimizdeyse ırmak nerede? Irmak. İsa ne dedi? İçinizden diri su ırmakları. Irma değil, ırmaklar akacak. Dört ırmak. Bir kaynak. Bir kaynak kutsal ruh ama dört kolu var. Kutsal ruhun hayatımızda dört işlevi var. İçimizdeki kutsal ruhun ve tanrısal yaşamın hayatımızda dört işlevi var. Bunları duymaya hazır mısınız? Bakın kutsal kitapta hiçbir şeyin ismi öyle rastgele isim değildir. Hepsinin anlamı vardır. Tamam mı? Dört kolu var diyor. Dört kolu ayrılıyor. İlk ırmağın adı Pişon. Ne demek biliyor musunuz Pişon? Fışkırmak, yayılmak, güçlenmek, artmak. İçinden, içinden fışkıran, seni güçlendirecek ve artışını sağlayacak bir güç, bir ırmak akıyor. Ve nereye gidiyor bu? Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akıyor. Altın kaynakları olan. o yayılma, çoğalma, artma seni altına doğru götürüyor zenginliğe. Tanrının senin için olan zenginliği. İçinden zenginlik akıyor. Zenginlik dışarıdan gelen bir şey değil, zenginlik içinden dışarıya akan bir şey. Anlıyor musun? Zenginlik bilinci, zenginlik içinde, tanrısal zenginlik içinde. Bunun için dua ediyoruz. Paulus dua ediyor. Efes'teki kilise için dua ediyor. Diyor ki, dua ediyorum ki diyor, Tanrı size bilgelik ruhu ve vahiy versin. Anladım. Ki amacı ne? Babayı tanımak. Şimdi şöyle diyeyim. Babayı tanımak. Daha önce size tavsiye ettiğim bir kitap vardı. Ee, yok fakir baba, zengin baba. Değil mi? Yoksul baba mı? Fakir baba isim. Hangisi? Yoksul baba, zengin baba diye. Robert Kiyosaki diye bir adamın yazdığı bir kitap. Kendisi hani Japon asıl ama Hawaii'li anlatıyor. Kendisi, kendi babası yoksul. Ve küçükten beri babası ona hep prasa ve soğan yemesini söylüyor. Anlıyor musunuz? Oğlum sadece prasa ve soğan yiyebilirsin. Ne demek istiyor? Oğlum yani bir iş bul çalış en azından hani paran olur, kiranı ödersin, hayatta kalırsın. Ekmek paran olur. Onun babası onu bu zihniyetle yetiştiriyor. Çünkü kendisi de öyle yetişmiş. Kendisi de o kendi ortamı içinde. Ama bir arkadaşı var. Onun babası zengin, çok farklı şeyler öğretiyor. Değil mi? Çok farklı bir mentorluk yapıyor. Bambaşka konuşuyor, bambaşka düşünüyor. Her şey yapabilirsin oğlum diyor. Büyük işler başarabilirsin. Maaşa bağlı kalma. Üretken ol. Tanrı sana fikirler verecek. İşte kendi işini kur. Yatırım yapmayı öğret. Başkaları senin için çalışsın. Başka bir zihniyet. Milyoner onun babası. Fark ediyor ki eğer ben kendi babamı dinlersem. Seviyorum babamı ama. Yani soğan ve pırasa. <laughs> Hayatım sonuna kadar. Yoksa vaat edilen topraklara mı gireceğim? Süt ve balakan diyarda başka tatlar da mı alacağım? Zevk ve tatlar. Aden. Tanrı senin çok şey daha, çok daha fazla. Her türlü 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 diyor meyve vardı tadacak. Anlıyor musunuz? Sonra fark ediyor ki eğer ben diyor babamı hayatımın mentoru, rehberi olarak alırsam gideceğim yol bu. Ancak bu olabilirim ama arkadaşımınkini babasını alırsam ve seçiyor ki ben zengin babayı seçiyorum. Şimdi diyeceksin ama benim seçebileceğim zengin bir baba yok. Bana kim öğretecek? Aha. Ne diyorsun sen? Evrendeki en zengin baba senin baban. Ama onu nasıl tanıyacağım? Nasıl bana öğretecek? Nasıl zengin babamdan o zenginliği öğreneceğim? Kutsal ruh sayesinde. Onun için dua ediyor. Tanrı size bilgelik ruhu ve vahiy versin ki babayı tanıyasınız. Zengin babayı tanırsan, zengin babayı görürsen Zengin babanın örneği, modeli önünde. Zengin baba nasıl düşünüyor? Zengin baba nasıl davranıyor? Zengin baba nasıl hareket ediyor? Zengin baba neler yapıyor? Sen de onun örneğini alırsın ve onun gibi davranırsın. Göksel babanın zenginliği. Oluyor. Ve daha sonra dua ediyor. Diyor ki, dua ediyorum ki ruhsal gözleriniz açılsın, aydınlansın ki çağrınızdan doğan umudu anlayasınız. Çağrından doğan bir umut var. Hepinizin bir çağrısı var. Çağrını keşfet. En bolluğu ve en doluğu tadacağın yer tanrısal çağrının, tanrısal çağrını yerine getirme. Adem tanrısal çağrısını yerine getirdiği sürece bahçede. Ne zaman tanrısal çağrısını yerine getirmiyor bahçeden kovuluyor. Tanrısal çağrısı neydi? Bahçeyi korumak. Sonra diyor, dua ediyorum ki ruhsal gözleriniz aydınlansın ki Tanrı'nın kutsallar için hazırladığı mirasın yüce zenginliğini anlayasınız. Senin için bir miras var. Yüce zenginlik içeren bir miras. Bunu nasıl anlayacaksın? Ruhsal gözlerin açıldığı zaman. Ruhsal gözlerle görerek. Tanrı sana gösterecek. Bu da ilişki gerektiriyor. Bu da kutsal ruhun esinlenmesini, vahiyisini ve bilgeliğini almanı gerektiriyor. Ondan sonra da diyor ki üçüncü olarak dua ediyorum ki ruhsal gözünüz aydınlansın ki Tanrı'nın senin içine yerleştirdiği o kudretin ne kadar büyük, ne kadar muhteşem olduğunu anlayasın. Amin. Pişon içinden akıyor. İçinde fışkıran zenginlik, artış, yayılma var. Seni altına doğru götürecek. Altın kutsal kitapta hep zenginliği temsil eder. Tanrının sağlayışını ve bolluğunu te temsil eder. Daha sonra diyor ha, orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur güzel. İkinci hurmanın adı Gihondur, Gihon. Kuş sınırları boyunca akar. Gihon ne demek biliyor musunuz? Hayal kurmak. kurmak Hayallere ve rüyaya sahip olmak. İşte bizi bitkilerden, maymunlardan, bakterilerden ve diğer hayvanlardan farklı kılan hayal gücümüz olması. Çünkü Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Bir maymun hayal kuramaz. Çünkü maymundan geldiğimizi söyleyenler var. Maymundan gelmedik, Tanrı'dan geldik. Tanrı'dan doğduk. Tanrı'dan doğduk, maymundan gelmedik, Tanrı'dan doğduk. Tanrı'nın suretindeyiz, Tanrı'nın benzeyişini, Tanrı gibiyiz. Hayal kurabiliriz. İşte casuslar gittiler, o resmi çektiler. Anlıyor musunuz? Gelip anlatacaklar. Yanlış resim anlatırsan çekirgeyiz. Çekirge surat Zavallı yenik. Sadece soğan ve prosaya layık. Yanlış resim, yanlış hayal. Yanlış görüyorsun. Ve o hayali anlatmaya çalıştı Yeşuva Kalev nasıl bir yer olduğunu. Tanrı senin yüreğine de bir resim çizecek. Bu sarı senin yüreğine bir resim çizmek istiyor. Evet. Muhteşem bir resim, büyük resim. Sana göstermek istiyor Tanrı. Senin için hazırladıklarının önüne sermek istiyor, göstermek istiyor. Ve o hayalle yaşamanı istiyor. Senin için diyor düşüncelerimi bilirsin. Senin için tasarlarımı bilirsin. Bunlar sana gelecek vaat eden, umut vaat eden, refah, zenginlik, bolluk getirecek, zarar vermeyecek olan tasarılar. Senin için bir tasarısı var Tanrı'nın. Herkes için özel bir tasarısı var. Amin. Evet. Ve burada bekar olanlara konuşuyorum. Tanrı senin yüreğine bir resim çizecek. Bir erkeğin yüreğine bir resim çizecek. Anlıyor musun? Bir bayanın da yüreğine bir resim çizecek. O resimler birleşebiliyorsa o kişi Tanrı'nın senin için seçtiği kişidir. Anlıyor musun? Resimler bazen yarısı böyle tam üst üste geliyor. Birine verilen resim biraz daha bu tarafı uzatıyor. Öbürüne verilen resim biraz daha bu tarafı uzatıyor. Ama o iki resmi birleştirdiğin zaman daha da büyük bir resim ortaya çıkıyor. Hatta o resim var ya on kat daha büyük. Diyeceksin nasıl bileceksin Tanrı benim için seçtiği kadını, Tanrı benim için seçtiği erkeği? Resimlere bakacaksın. Benimkini ben öyle buldum. Resmi anlattım, ağlamaya başladı. Ona Tanrı'nın ona verdiği aynı resim. Aynı resim. O zaman bildik ki bir, birbirimiz için Tanrı'nın seçtiği insanlar, insanlar biziz. Aynı resim çünkü. Aynı hayaller. Aynı arzular. Yüreğimizin arzularını bize vereceğini söylüyor değil mi? Ha? Yüreğinde olan arzu. Onun için dış görünüşe bakarak evlenme. Ay çok güzel kız. İçinde başka bir şey var ama. içindeki resim çok çirkin. Korku filmi gibi. <laughs> Dikkat et. Dış görünüşe bakma. Ay çok yakışıklı adam. İçindeki resim var ya. Karate vurdu kırdı gibi bir şey. Aman aman. <laughs> savaş. Savaş filmi içindeki resim savaş. Sürekli birileri ölüyor, kan dökülüyor. Aman aman yanlış resim. İş görünüşe bakma. Faydası oluyor mu bu birlerine şimdi? Bekarlar amin desin. Bunun için bol dua. Bunun için kendini tanımayan, kendi için Tanrı'nın amacını bilmeyen başkasıyla hiç evlenmeye kalkmasın. Gerçekten söylüyorum. İlk önce Tanrı'da bir tam olun, Tanrı'da bir bütün olun, Tanrı'da bir ayaklarınız yere basar güçlü bir şekilde bireysel olarak yaşayın. Amin. Ondan sonra sadece soğan ve pırasa peşinde koşan bir herifle de girip evlenmeyin. Amin. Çünkü eğer sende bir resim yoksa kız kardeşim Gidip adamın resmine bakacaksın sürekli. Ve birçok bayan kendi kimliğini adamda arıyor bak bir, bir zengin bir erkek gelsin de işte evde oturayım her şeyim oraya. boş bir yaşamı bırak onu. Boş boş bir yaşam, bomboş bir yaşam. Resim çok önemli. Hayal kurma. Bize her şey herkesten farklı hayal kurma. Gihon hayal kurma, başka bir anlamı da peygamberlik etme. Gör, konuş. Gör, konuş. Ne görürsen onu konuş. Ne konuşursan o olacak. İçinden bu akıyor. Buradan çıkan ırmaktan gelen hayaller. Tanrı'nın sana vereceği vizyon, senin hayatın için göstereceği şeyler. Ümit vadeden, zenginlik, bereket, bolluk getirecek olan, başarı içeren bir resim var senin için. Verimli kılacak bir resim. Çoğalmanı sağlayacak bir resim Tanrı önüne çiziyor, kutsal çiziyor yüreğine. Gösteriyor onu, üç boyutlu, böyle muhteşem onu görüyorsun ve gördüğünü konuşuyorsun. Gördüğünü konuş, gördüğünü konuş, İçindekini konuş, sürekli konuş. İbrahim konuştu. Bazıları onu deli sandı ama konuştu. 25 yıl konuştu. Var olmayanı var olmuş olarak konuştu. Hatta durumlar tersini gösterdiği zaman diyor Kutsal Kitap, ümitsiz kalmadı. Ümitsiz, ümitsizleşip ümitsizliğe kapılıp imanı zayıflamadı. Tam tam, tam tanesi Tanrı'nın tam tersine Tanrı'nın ona söylediği vaadi hatırlattı diyor. Hatırladı ve hatırlattı, konuştu, sürekli hatırladı. Tanrı'nın vaadini hatırladı, Tanrı'nın vaadini hatırladı. Tanrı beni ulusların babası yap yaptı, Tanrı beni ulusların babası yaptı, Tanrı beni ulusların babası yaptı. Tanrı beni kutsadı, Kutsam, kutsamak için, kutsa, bereket olmak için bereketledi. Konuştu, konuştu, en sonunda da gerçekleşti. Amin. Bazen dediğim gibi içindeki resim dışarıda çektiğin resim uymuyor. Birinin değişmesi lazım. Tahmin edin hangisi değişecek? Dışarıdaki resim. içindeki resim kalıcı, sonsuz. Taş levhalara kazınmış bir resim. Kimse onu silemez. İblis sürekli gelip silmeye çalışıyor, unutturmaya çalışıyor. Bağlantıyı koparmaya çalışıyor. Rengini değiştirmeye çalışıyor. Sürekli bir şey yapmaya çalışıyor. O resmi diyor kabul etmemeni istiyor. O diyor sen delisin. O olamaz. Kim olduğunu sanıyorsun? Soğan ve pırasa. Soğan ve pırasa. Sana sürekli soğan ve pırasa resmi atıyor. Whatsapp'tan. Tanrı'nın vaatlerini sakın unutma. Onun iyiliklerini unutma diyor. Hatırla onun iyiliklerini. Bütün günahlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukuran, çukurundan kurtaran, onun iyiliklerini unutma, onun vaatlerini unutma. Sürekli hatırlat Tanrı'nın vaatlerini. Sürekli hatırla ve hatırlat. Kendine hatırlat. Gerekirse aynen önüne geç ve kendine hatırlat. Bir tane çak ve hatırlat kim olduğunu. Çünkü unut, unutuyorsun bazen. Gerçekten. Gerçekten. Kendini de terbiye etmen gerekiyor. O benliği terbiye etmen gerekiyor. Benlik de yenilgiye, şüpheye kapılmak istiyor. Kendini tut ve hayır de. Hayır. Hayır. Kimi olduğunu hatırla. Adem kim olduğunu unuttuğu anda bereketi kaybetti. Gihon. Hayal kurma. Peygamberlik etme içinden çıkıyor. Amin. Üçüncü ırmağın adı Dicle. Hideker diyor. Ne biliyor musunuz? Hızlı akan su. Çok hızlı akan su. Yarıp geçme demek. O hızlı akan su var ya hiçbir şey onu durduramaz. Var ya o hızlı akan, o hızlı akan, o güçlü bir şekilde akan nehir var ya hiçbir şey onu durduramaz. Yolunu bulur yani. Önüne dağ mı çıkar? Ya ortasından geçer ya yanından döner, üstünden altından. Bir yerden o su, güçlü akan su yolu bulur ve geçer. Amin. İçinden o akıyor. Durdurulamaz bir güç akıyor içinden. Durdurulamazsın kardeşim. Şeytanın gelip önüne baraj kurmasına izin verme. Şüphe barajları, korku barajları, imansızlık barajları. Amin. Yık o barajları. Öldür o devleri. Ve dördüncü, ırmak. Fırat. Fırat ne demek biliyor musunuz? Verimli olmak, meyve vermek yaşam dolu olmak. İçinden akan ırmak seni verimli kılacak olan yaşam dolu ırmak. Bol yaşam. İçinden fışkıran bir yaşam var. Senin yayılmanı, güçlenmeni, artmanı sağlayacak. İçinden fışkıran bir bir ırmak var. Hayal kurma, peygamberlik etme. Tanrısal vizyon, yaşamın için Tanrı'nın amaçları gözlerinin önüne serilecek. İçinden akan başka bir ırmak var. Öyle hızlı akıyor ki hiçbir şey onu durduramaz her şey kırıp yarıp geçer. Yolunu bulur. Yol olmayan yerde yol bulur. Tsunamileri görüyorsunuz. Bir geliyor, hiçbir şey önüne geçemiyor. Ya deviriyor, ya etrafından geçiyor, ya üstünden geçiyor. O kadar güçlü bir şekilde geliyor ki o. İçinde var o güç. Durdurulamazsın kardeşim. Onu bil. İçinden Fırat akıyor verimli olmanı, yaşam dolu olmanı sağlayacak olan, üretken olmanı sağlayacak olan. İçinde yaratıcı bir güç var. Üretken. Tanrı seni üretken istiyor. Üretken olmayan insanlar mutsuz insanlardır. Üretken olmak çok güzel bir şey. Verimli olmak, bir şeyler başarmak, bir şeyler. Çünkü bak, bakın içinizde Tanrı'nın yaratıcı gücü var. Kutsal ruh yaratıcı bir güce sahip. Sen yaratıcı olmak istemiyorsan hep din böyle işte. Din yaratıcı değil. Din her şey sabit, kalıp, ezber. Doğru değil mi? Dinde hiçbir şey değişmez. Değiştiremezsin. Aman aman sakın. Atın. Sorgulama değiştiremez. Bu böyle geldi böyle gider. Din öyle. Ama kutsal ruh farklı, yaratıcı. Herkes için farklı bir planı var. Seni bu şekilde kullanır, seni bu şekilde kullanır. Senin için böyle yapar, onun için böyle yapar. Seni buraya gönderir, seni bu buraya yönlendirir. Sen, herkes armanlar farklı, çeşit çeşit armanlar dağıtır. Tanrı'nın egemenliğinde çeşitlilik var. Ve içinde o yaratıcı güç var. Çeşitlilik var. Bu yüzden ki özgürlük de böyle. İnsanlar toplantılarımızı izliyorlar. Sizin toplantılarınız çok farklı. Amin. Şimdi. içinden dört ırmak akıyor. Seni durdurabilecek bir şey yok. Seni ne durduracak? Tanrı senden yanaysa Kim? Kim ve ne sana karşı olabilir? Şey. Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler? Ha? Ha? Ne, ne durdurabilir seni? Tanrı'nın sevgisinden seni ne ayırabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey ayıramaz. İçinden akıyor. Sadece tıkanmasın. Ne tıkayabilir? Soğan ve pırasa. <laughs> fena tıkıyor. Gel gel şimdi. Soğan ve pırasa fena tıkıyor. Ay ay, ay. <laughs> Kölelik zihniyeti tıkıyor, ak akamıyor. Çünkü köle hiçbir özgürlüğe sahip değil. Köle hiçbir karar veremez. Köle için başka bir efendi karar verir. Köle her gün aynı işi yapar. Yapmazsa da dayak yer döve döve çalıştırılır. Köle öyledir. Her gün bir hayvanın işini yapar. Her gün boş bir iş yapar. Mecburiyetten. Aynı şey, her gün aynı şey, her gün aynı şey, her gün aynı şey, her gün aynı şey. Tanrı'nın planı bu değil. Tanrı'nın planı zorla, bastırılarak, ezdirilerek bir şey yapmamız değil. Din böyle. Din böyle. Din köle efendisidir. Herkese aynı kalıba sokar, herkese aynı sistemi sokar. Her gün bunu yapacaksın sabah, öyle akşam bu, şunu böyle, bugün bu, şu gün bu, tamam bu kadar. Yap, 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 o kadar. Gerisini alacağım, hiç hayatta kalacaksın. Yaşamana izin vereceğiz. Yapmazsan da öldürürüz. Aynen din bu. Din bu, aynen bu. Din öldürdü İsa'yı. Din öldürdü İsa'yı. Niye? Çünkü İsa farklıydı. Havra'ya geldi, insanları iyileştirdi. Bir dakika, bir dakika. Altı günün var iyileştirme için. Niye illa bu günü yapacaksın? Bizim bizim sistemi bozdu. Mahsus İsa gidip bunları yaptı. İnsanların sistemlerini bozmak için. Mahsus yaptı. Mahsus yere tükürdü, çamur yaptı, kör adamın gözlerine sürdü. Çünkü çamur kirli bir şeydir. Murdar bir şeyi Murdar bir şey kullanarak iyileştirdi. Çünkü ferisle her yerlerini yıkarlar. Sabahtan akşama kadar abdest alırlar. Kaplarını yıkarlar, taslarını yıkarlar, ellerini yüzünü, her yerini yıkarlar. Yıka 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 ama hiç kimse iyileştiremiyorlar. İsa tükürüyor, çamur yapıyor, adamı iyileştiriyor. Pis elleriyle iyileştiriyor adamı. Çamurlu elleriyle adamı iyileştiriyor. Kirli elleriyle yemek yiyor. Kirli elleri, yağlı elleriyle gidiyor. El koyuyor, körün gözü açılıyor. İnanamadılar. Nasıl olabilir bu? Bir dakika, bir dakika. Nasıl nasıl yapıyor bunu? O, o, kavram dışı bir şey. Kavram dışı çünkü adamlar hala soğan ve pırasa, soğan ve pırasa, soğan ve pırasa. Bazı başlı soğan ve pırasa. İnsanı kirleten, insanı kirleten ağzından midesine giden değil, o dış işte arka yoldan çıkıyor diyor. İnsanı kirleten içinden çıkan. Yüreğin temizse ellerin de temiz.